Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dik üçgen konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani öklit bağıntılarını anlatacağız size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Öklit bağıntılarını bilmezseniz bile yine benzerlikten yani alfa beta benzerliklerine dalarak şuradaki özelliklerin hepsini çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Benzerlikten geliyor. Ama daha benzerliği görmediğimiz için buradakilerin ispatını yapmayayım. Belki benzerlik konusunda aklıma gelirse bunun ispatlarını yaparım size. Şimdi öklit bağıntısı ne zaman kullanıyoruz ondan bahsedeyim. Öklit bağıntısını arkadaşlar dikten dik çizilirse, dikten dik çizilmişse, çizilirse öklit bağıntısını kullanacaksınız arkadaşlar. Yani dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı. Topu topu aslında işe yarar 3 tane öklit bağıntısı var. Birincisi şu. H'a ait bir öklit bağıntısı. H kare eşittir. P çarpı K. Bakın şurada yazıyor zaten. H kare P çarpı K. Hocam büyük dik üçgendeki sol taraftaki dik kenara ait öklit bağıntısı. A kare eşittir. A çarpı A artı B. Pardon. P çarpı P artı K. Bakın yazmışım. Peki. Üçüncüsü de büyük dik üçgende yine büyük dik kenara ait. Yani şu. B kare eşittir. Bu sefer sağ tarafta sağ dayalı. K çarpı K artı B eşittir. Tekrarlıyorum. H kare eşittir. P çarpı K. Sol taraftakinde de sola dayalı. P çarpı P artı K. Yine A kare. Bu sefer de sağ tarafta ise sağ dayalı. B kare eşittir. K çarpı K artı P'ye eşit. Peki hocam şöyle bir şey var. Hiç bunu bilmenize gerek yok. Bu ispatı şeyden geliyor zaten. A çarp B, H çarpı B artı K. Zaten böyle bir şey gördüğünüz zaman arkadaşlar dikten dik çizilmişse atıyorum burası A, burası B, burası P ve burası K ise hatta bunun tamamına X diyecek olursak arkadaşlar şurası da ise büyük dik üçgendeki bütün kenarlar belliyken sadece ve sadece şu H eksikse alandan gidin. Bu dik üçgenin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani alan eşittir A çarpı B bölü 2 aynı zamanda alan eşittir. X çarpı H bölü 2. E burada bölü 2'ler gitti. Bak dik kenarlar çarpımı yükseklikle taban çarpımına eşit oldu. H çarpı P artı K. Bakın H çarpı P artı K'ya eşit oluyor. Yani özel olarak ezberlemenize gerek yok. Sizin için önemli olan bir şu. H kare P K. İki bu. 3 bu. Sol taraftaysa sola dayalı. Sağ taraftaysa sağa dayalı. Öklüt bağıntısı bilmek lazım arkadaşlar. Bildiğimiz zaman bize sadece pratiklik sağlıyor ve Hoş bir şeydir. Yine de bilmekte fayda var arkadaşlar. Evet başlayalım bakalım soruya. Ne var arkadaşlar burada? Bakın dikten dik çizilmiş. Çünkü burası da 90 derece ya. Hocam H yok. İşte H, P, K. İki tanesi eksik maalesef bulamıyoruz. Ama şuradaki dik üçgene baktığımız zaman da burada da ne var arkadaşlar? Dikten dik çizilmiş yine öklit bağıntısı var. E bunun karesi bu çarpı bu. Yani H kare P çarpı K. Yazalım arkadaşlar. Şuraya A diyecek olursam. 4'ün karesi 2 çarpı A'dan dolayı 16 bölü 2'den cevabı 8 bulduk. Yalnız burayı 8 bulduk. A hocam burada da diklendik çizilmişti. Öklük bağıntısı burada da var. Buraya da B diyecek olursam bu sefer 8'in karesi H kare PK'ya eşit. 8'in karesi 4 çarpı B'den dolayı B'yi de kaç buluruz? 64 bölü 4'ten 16 buluruz. B 16 çıkar arkadaşlar. E hocam X'e ait öklük da X'in karesi bu çarpı tamamından yapabilirsiniz. Ama gerek var mı? Yok. Sebep? Hocam zaten bak burası 90 derece dik kenarlar belliyken Pisagor bağıntısından daha kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Yani Pisagor varsa niye öklit yapıyoruz ki? 8 var 16 var. E 1 2 kök 5 üçgeninden direkt burası 8 kök 5 çıkar mı sevgili gençler? Çıkar tabii. Yani birinci sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? 8 kök 5 çıktı arkadaşlar. Evet sonraki örneğe gelelim arkadaşlar. Evet buradaki x isteniliyor bizden. 90 derece 90 derece verilmiş. 6 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. A dikten dik çizilmiş. Hocam x'e ait hükmük bağıntısı uygulamalıyız. H kare pk yaramaz mesela burada. Hocam o zaman sol taraftaki x soruya ya sola dayalı yapsak 8'in karesi bu çarpı tamamı değil midir? 8'in karesi eşittir x çarpı tamamı zaten 10 arkadaşlar bunun. 64 eşittir x çarpı 10 ise x de buradan 64 bölü 10'dan 6,4 olarak bulunur arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da 6,4 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. A soruya baktığımızda 1, 2, 3 tane eşitlik var. 3 tane eşitlik size neyi anımsattı? Muhteşem üçlü Aklının ne geldi? Muhteşem üçlü. Aklına gelen başına gelsin o zaman. Şurada bir üçgen oluşturduğumuz zaman ne olacak açık arkadaşlar? Burada kaçtı? 90 derece olmak zorunda. A dikten dik çizildi. Hocam aşk kare pk her zaman aç kare pk değil. Ne taraf verilmişse mesela burası verilmiş buraya dayalı. Bu çarpı tamamı. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı x. 4 artı x'ten 36 bölü 4 9 yaptı 4 artı x. x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. Evet bu sorumuzun cevabı da 5 çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi burada oranlamalar vermiş. En son oran isteniyor. Normalde şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar kaçta birleşiyor? 6'da. Buraya k dersem 6k. 6k olması için 2k. Efe'ye de ne diyeceğiz? 6k diyeceğiz. Yalnız en son oran isteniyor ya. Hiç k'larla kafamızı karıştırmasak hocam. Buraya 1 desek, buraya 2 desek, buraya 6 desek olmaz mı? Olur. Oran istenildiği için olur tabii ki. O zaman FC'ye 1 diyorum. EB'nin uzunluğuna 2 diyorum. EF'nin uzunluğuna da 6 diyorum. Peki DF bölü AB isteniliyor bizden. DF bölü AB. DF'ye A diyelim. AB'ye de pardon X diyelim. Buraya da Y diyelim. Öncelikle burada dikten X'e yoğunlaşıyoruz. Bak dikten dik çizilmiş. Ne var arkadaşlar burada? Öklet. Bak dikten dik çizildiği için. H kare eşittir P çarpı K. Yazalım x kare eşittir 1 çarpı 8. 1 çarpı 8'den x kare eşittir 8 ise x buradan kök 8. Kök 8 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 kök 2'dir. Peki şimdi y'ye bakalım. Hocam dikten dik çizilmiş büyük dik üçgende de bağıntısı var. O zaman y'ye ait öklüt bağıntısı İşte burada bunu, bunu bulup da Pisagor yapmaya gerek yok. Tek hamlede yapalım. Y'ye ait öklüt bağıntısı büyük dik üçgende. Bu çarpı tamamı değil midir? Hocam y kare de eşittir 2 çarpı tamamı. Tamamı kaç arkadaşlar bunun? Tamamı kaç arkadaşlar bunun? 9. 2 çarpı 9'dan o zaman y kare eşittir 18'den y eşittir kök 18. Kök 18 9 çarpı 2 9 dışarı çıkıyor. 3 kök 2 olacaktır. E bizden ne isteniyor? Df bölü ab isteniyor. O zaman bakın x bölü y isteniyor baktığımız zaman. X bölü y isteniyor. X bölü y de neye eşit olacaktır arkadaşlar? 2 kök 2 bölü 3 kök 2'den kök 2'ler gitti. 2 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Evet bu örneğimizin cevabını da 2 bölü 3 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Ya hocam hiçbir şey verilmemiş sadece 5 verilmiş. Ne yapacağız hocam? Bak soru seni yönlendiriyor. Verilenlere bak. Hocam dikten dik çizilmiş. Ya yani ne var burada? Öklit. E öklit hissiyatı. Aklına gelmişse onu kullan. Hocam şunlar birbirine eşit. x x y x x diyelim. Buraya da y diyelim. Hocam şu dik üçgende öklit bağıntısını kullanacağım. Sol taraftaki uzunluk verilmişse buna ait öklit bağıntısı. Bu çarpı tamamı. 5'in karesi eşittir. X çarpı X artı Y. Allah Allah. X çarpı X artı Y'yi ne buldum arkadaşlar buradan? 25 buldum. Ne işime yarayacak ki? Deme. Soruyu oku bakayım. B, dikdörtgenin alanı. Aa, bu dikdörtgenin alanı isteniliyor bizden. Arkadaşlar dikdörtgenin alanı da X çarpı X artı Y değil mi? Evet. Dikdörtgenin alanı X çarpı X artı Y'ye eşit. O da zaten yukarıda kaç bulduk? 25 bulduk. Cevabımız kaçlık? O zaman 25 çıktı. Verilenleri kullanan her zaman soru çıkar. Geldik bir sonraki soruya. ABC dik üçgeninde B açısı 90 derece. B açısı 90 derece olacak şekilde bir dik üçgen çiz kardeşim. Hemen çizdik biz de. Tamam. Şurası B açısı 90 derece arkadaşlar. ABC üçgeninde ne diyorsa onu yap. Bak sözel soru. 2021 sınavında çıktı. Evet ne diyorsa onu yapacaksın. AB'nin orta noktasının Bak ne diyor? AB'nin orta noktası. Şu orta noktası burası. Hipotenüse en yakın olduğu nokta. Hipotenüse en yakın olduğu yer nedir arkadaşlar? Dik olduğu yer burası değil midir? Yani şurası D. AD uzunluğunu 5 birim vermiş. CD uzunluğunu 13 birim vermiş. BC uzunluğu nedir diye soruluyor. A ne yapacağız? Soruya baktığımızda ne varsa verilen bilgileri kullanacağız. Hocam eşitlik var. Şu eşitliği kullanmam lazım. E, eşitlik varsa aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Tabii ki ortada var. Eşitliğin olduğu yerden. yani buradan orta taban çizeceğiz. Şuradan şöyle bir orta taban çizersek orta taban çizgisi nasıl bir çizgi? Paralel bir çizgi. Hocam paralel bir çizgi. 1'e 2 oran var. Yani burası k iken burası ne olacak? 2k. K'yı bulursam x'i de bulurum. Madem bunlar paralel 90 burası da 90 değil mi? Evet. E ee, bu orta taban çizgisiydi. Tamamı kaç bunun? 18. 9 birim. 9 birim yapacak buraya 4 kaldı o zaman. Aa hocam ne var burada? Bak bak bak. Olaya bak. Ne var burada? Diklendik çizildi. Öklit bağıntısı var. Hocam aç kare PK k yapıp pisagor yapıp k'yı bulayım. Ya da direkt k'ya ait öklit bağıntısını uygula bu çarpı tamamı. K kare eşittir 4 çarpı tamamı. Tamamı kaç? 4 artı 5 9. K kare eşittir 4 çarpı 9. 36'tan k'yı kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. <laughs> e k 6 ise x de zaten 2 k'ya eşit arkadaşlar. O da kaç çıkar? 12 çıkar. Geldik bir sonraki soruya o neler verilmiş? 4 kökki verilmiş. X soruluyor bize. B ile EC birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Şu parçayla şu parça birbirine eşit verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Her verilen bilgiyi kullanacağız. Eşitliği de kullanacağız. Aa hocam küçük üçgene baktığımız zaman ne var burada? Dikten dik çizilmiş. Yani öklit var arkadaşlar. Öklit bağıntısını kullanacağız. Belli. Hadi kullanalım. 4 kök verilmişse veya verilenleri kullanacaksınız arkadaşlar. 4 kök verilmişse 4 kök 2'ye ait öklit bandısını uygulayalım. Yani ben buraya A buraya B diyecek olursam. 4 kök 2'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? A çarpı A artı B'ye. A çarpı A artı B'ye eşittir. Yani A çarpı A artı B'yi kaç bulduk? 4'ün karesi çarpı 2. Yani 16 çarpı 2'den 32 bulduk. Bakalım şimdi devam edelim. Bizden ne isteniyor? Şu X A büyük dik üçgende de dikten dik çizilmiş. Ne var yine arkadaşlar? Öklit. Büyük dik üçgende köklit uygulayalım. Hocam aç kare pk yapmaya gerek yok. Hangisi verilmişse ya da isteniliyorsa onu kullanacağım. Hocam x isteniliyorsa x e ait öklük bağıntısı. Yani şu çarpı tamamını kullanacağım. Hocam x'in karesi eşittir. Şuraya kadar kısmı a çarpı tamamı. Hocam zaten bak şu parçayla şu parça eşit verilmişti. a artı b ise burası da nedir? a artı b. Yani a çarpı tamamı. Tamamı da 2 artı 2b değil mi? Evet 2a artı 2b eşit oldu. 2 parantezini alacak olursak 2'yi de en başa yazayım. 2 parantezin aldığımızda a, a çarpı artı b kaldı arkadaşlar burada. A Yukarıda a çarpı artı b'yi 32 bulmuştuk. Yani burası 32 ise 2 çarpı 32'den x kare 64'e eşit oldu. Ve x'i de kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. Evet bu sorumuzun cevabı da böylelikle 8 çıktı. Ve geldik şu soruya. Hmm, kesmişiz bir de katlamışız. Bakalım. A açısı 90 derece olan ABC dik üçgen şeklindeki bir karton. Şekil 1'deki gibi A'dan 12 santimetre uzaklıktaki E noktasından AB doğru parçasına dik olacak şekilde 6 santimetre kesildiğinde kağıt iki parçaya ayrılıp AB ile BD birbirine eşit oluyormuş. Ha, AB ile BD birbirine eşit olmuş. Tamam. Sonra büyük karton yani şu karton AD doğrusu boyunca katlandığında katlama sorularında ne yapıyorduk gençler? Katlanılan şekli geriye doğru açıyorduk arkadaşlar. Şöyle açtık. Bir kere bu büyük kartonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bakın şurası 90 derece. Tamam. Yani şu birinci şekilde de gösterebiliriz. Şurada şu kartonu katlayacağız arkadaşlar. Katlanmış hali bu şekilde de gösterebiliriz. Şu üçgende katlanılmış hali şurası yaptı. Peki biz katlama sorularında ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 12 ise 12. Hocam üst üste binen kenarlar eşit. Hocam üst üste binen açılar eşit. 90 ise 90. Tamam. Şunları yazdık. E hocam boşu boşuna şu eşitleri vermedi. Her verilen bilgiyi lütfen ama lütfen kullan. Hocam ben buraya A dersem A artı 6 ise burası da A artı 6 yaptı mı yaptı. A 90 derece. Pisagor bağıntısı var. A 12 A artı 6. Hocam A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi. Ya boş ver kardeşim. Hisset kardeşim. Bak sallama hisset. E, 12 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? 12 biraz tehlikeliydi. 5 koysam 5, 12, 11 oldu. Tutmadı. 5, 12, 13 üçgeni olmadı. 12, 3, 4, 5'in 3 katında 12 var. 9 koysam 3, 9, 12, 15 üçgeni mi diye deniyorum. 9, 12, 15 sağlıyor mu? Sağlıyor. Evet 9 koyduğumda 9, 12, 15 sağlaması tuttu. Sen buradan işlemini de yapsan zaten A'yı 9 bulacaksın. Neyse A'yı 9 bulduk. Arkadaşlar şekil 1'de kesilen küçük parçanın çevresi. Şu parçanın çevresi. Şu bitişik gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle bir üçgen gibi düşünün. Şöyle bir üçgen gibi düşünün. Neyse bitişik gibi düşün bunu. E hocam burada dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit bağıntısı var değil mi? Bitişik gibi olsa şöyle olacak arkadaşlar. Şu bitişiği şöyle göstereyim de sıkıntı olmasın. Burayı kaç bulduk? 15. Burayı kaç bulduk? 9. Burayı kaç bulduk? 12. E, şurayı biliyor muyuz arkadaşlar? Şuraya x diyeyim. Toplamda şurası kesilmeden önce x artı 6 birim uzunluğunda. A dikten dik çizilmiş. Öklit yani 12'nin karesi eşittir. 9 çarpı x artı 6. Bu 12'nin karesi eşittir derken yani 12 çarpı 12. Sadeleştir 3'e böl 3'e böl 4 3'e böl 3'e böl 4 4 kere 4 16 X artı 6 16 yeşilse X buradan kaç oldu 10 oldu Evet X dediğimiz 10 Zaten burası 6 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgen çıktı 6 8 10 üçgeninin çevresi isteniyor bizden Topladığımız zaman da kaç çıkar 24 çıkar arkadaşlar Güzel bir soru Hoş bir soru Hem kesmeli hem de katlamalı bir soru arkadaşlar Biliyorsunuz katlama artık moda Neyse geldik son soruya. Evet bu soruda da arkadaşlar 6 8 ise burası direkt nedir? 10'dur. Ya hocam ne dedik? Bütün kenarlar belli sadece hipotenüse ait yükseklik eksikse ne yapıyoruz? Hiçbir kural bilmeye gerek yok. Alandan gidiyoruz. Bu üçgenin alanı nedir? Yani çocukluğumuzdan beri ya ortaokuldan beri biliyoruz alan. Hocam dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 6 çarpı 8 bölü 2'dir. Aynı zamanda taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. 10 çarpı x bölü 2'dir. Bölü 2'ler gitti. 48 eşittir. 10x ise x de buradan kaç gelir? 4,8 gelir arkadaşlar. Evet böylelikle x de 4,8 bulduk arkadaşlar. 48 bölü 10, 24 bölü 5 de diyebiliriz de büyük ihtimal virgüllüsü yazılır zaten arkadaşlar. Evet böylelikle bu sorunun da çözümünü hallettik. Yani öklüt bağıntısı da hallettik. Ve 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 en önemli konulardan biri yine özel açılı üçgenleri biraz sonra bir sonraki videoda arkadaşlar paylaşacağız. Yani çekimini yapacağız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda özel açılı üçgenler konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.